Merhaba arkadaşlar, 2020 online TAL kursu. Netherlands Hollandaca dil kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz herkes için zor bir konu, başta söyleyeyim. Hollandaca doğru cümle kurmanın altın kuralları nelerdir? Başarılar diliyorum. Hollandaca doğru, hatasız cümle kurmanın çok önemli kurallarını öğreneceğiz. Başarılar diliyorum. Hollandaca doğru ve hatasız cümle kurmanın çok önemli kuralları var demiştik. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Hollandaca dil bilgisine göre cümle kurarken aşağıdaki kuralları bilmeliyiz. Kuracağınız cümle içinde zijn, worden veya hebben yardımcı fiillerinin ve onların tabii ki zamana ve özneye göre çekimleri yoksa bir sonraki şıkta atlamanızı istiyorum. Modale werkwoorden yardımcı fiilleri veya onların çekimleri kuracağınız cümlede yoksa bir sonraki adım atlamanızı istiyorum. Master halindeki fiillerin ben kişisiyle çekimlenerek uygun zamanda kullanılması gerekir. Örnek olarak da te werken çalışmak master fiili, fiilin master halidir. Ik werk geniş zaman, ik werkte geçmiş zaman, ik heb gewerkt mişli geçmiş zamandır. En, maar, want, dus ve of bağlaçlarının kullanılması durumunda cümle yapısında herhangi bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Yani özne ile yüklemin yeri değişmez. Dat, omdat, zodat, tevel, uvel gibi daha bir sürü bağlaçların kullanılması durumunda cümle yapısında değişiklik olur. Bu durumda özne ile yüklemin yeri mutlaka değişir. Ik ga niet naar school omdat ik ziek ben. Ik ben ziek. Özne ve yüklem. Cümleniz zaman, yer veya sıklık ifadesiyle başlarsa yine cümle yapısında bir değişiklik olur. Bu konunun asıl özü burada. Reçete bu yani. İlerleyen derslerimizde, 3 bölüm olan bu dersimizde sizlere tek tek bunları anlatmaya çalışacağım. Tabii ki doğru cümle yaparken cümle çeşitleri nelerdir diye sakin bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Wat zijn de verschillende zinsvormen in het Nederlands? Hollandaca'daki farklı cümle çeşitleri nelerdir? Gebiedende wijs. Eén woord. Ga, kom, doen, stop. Emirkipleri yani. Basiszin met twee woorden. Ga, je mag, zij kijkt, gaan we, doen we. Basiszin met drie woorden. Ik spreek Nederlands. Ik schrijf Turks. Ik zie je. Dördüncü cümlemiz hoofdzin artı hoofdzin yani ana cümleyle diğer bir ana cümlenin birleşmesi. Az önceki slaytta da söylediğim gibi eğer ki bağlacımız en, maar, want, echter, of veya düzse bu durumda özne ile yüklem değişiklik göstermez, sabit kalır. Mehmet is een docent. Hij speelt volleyball. En hij speelt volleyball. Cümlede özne ve yüklemin yeri değişmiyor. De zinsbouw verandert wel. Peki hangi durumlarda cümle yapısı mutlaka değişir? Bağlaçlar omdat, dat, doordat, zodat, terwijl, sinds, hoewel, etc. etc. Als een zin begint met tijd, plaats, hoe vaak, dan werkwoord komt voor het onderwerp. Şurada plaats olacak arkadaşlar. Oraya bir es ekleme yapalım biz. Yani bir cümle zaman zarfıyla veya yer zarfıyla, zaman ile veya yer ile, lokasyon ile veya hangi sıklıkta o görevin, o fiilin yapıldığıyla başlarsa önce yüklem, sonra özne gelir. Vandaag ga ik naar school. Yine ayrıntılı bir şekilde devam edeceğiz. Biraz sabır lütfen. Um,
Hollandaca doğru hatasız cümle kurmanın altın kuralları nelerdir? Bu yüzden dolayı derse en temelden başlıyoruz. Türkçemize göre düşünürsek ben her sabah okula bisikletle gidiyorum cümlesinde ben özne doğal olarak. Saniye arkadaşlar. Zaman belirticimiz, zarfımız her sabah. Lokasyon, yer, okul, okula. Nasıl? Bisikletle. Fiil, gidiyorum. Türkçemizin genel cümle yapısına bir örnektir bu tabii ki. Aynı cümleyi Hollandaca'ya çevirdiğimizde Ik ga elke dag metrobus naar school. Ik onderwerp diyoruz. Dikkat edin. Persons form ga. Zaman elke dag. Nasıl? Metrobus. Nereye? Lokasyon neresi? Okul. Şimdi özne yardımcı fiil veya yüklem. Daha sonra zaman nasıl ve nere kalıbı gelir. Zaman nasıl ve nere nereye. Peki bizim kafamızı karıştıran nedir bu durumda? Onderwerp kelimesi Türkçe'de konu mesele demektir. Yani konu bununla alakalı. Yani bu işi yapan fiildir diye düşünüyoruz beynimizde. Öyle kodlamışız çünkü. Hollandaca dil bilgisinde Onderwerp denilen şey aslında işi yapan kişidir. Yani öznedir. Bizi faka bastırıyorlar. Yani sol ayağımızda ya, giriş yapıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Persons form. Person demek kişi demek. Hemen bizim o anda beynimize ilk gelen düşünce, aklımıza ilk gelen düşünce kişidir. Yani bu işi yapan kişi. Yani cümlenin öznesidir. Türkçe'de kişisel durum özne demekken, yani en azından biz öyle olduğunu düşünürken, Hollandaca dil bilgisinde yardımcı fiillerin, dikkat edin buna, veya fiillerin özneye ve zamana göre çekimlenmesi persons form fonet verbdir. Yani fiilin özneye ve zamana göre çekimlenme durumudur. Ik ga vandaag naar school. Oradaki ga ben gidiyorum. Persons formdur. Cümlenin kullanıldığı zamana bağlı olarak yardımcı fiiller veya fiiller veya marals mutlaka çekiminde değişiklik gösterir. Bunları işleyeceğiz. Evet, peki hocam, isim cümleleri kaç çeşit cümle var Hollandaca'da? İsim cümleleri nelerdir mesela? Yardımcı fiilimiz olan sein, bunlar çok farklıdır arkadaşlar, dikkatinizi çekiyorum. Worden ve haben, bunlar yardımcı fiillerimiz. Yardımcı fiilin çekimleri nelerdir? Worden yardımcı fiilinin özneye göre çekimi ve zamana göre çekimi nedir? Haben yardımcı fiilinin özneye ve zamana göre çekimi nedir? What's in the modal verb word? Bu models nedir ya? Bunlar mogen, moeten, willen, zouden, zullen, hatta hoeven da var ama bunu resmi olarak almıyorlar. Fiillerin özneye göre çekimleri nelerdir? Geniş zamanda, geçmiş zamanda, gelecek zamanda veya mişli geçmiş zamandaki çekimlerini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlarla birlikte Nederlandse signaalwoorden geven aan hoe vaak iets gebeurt of plaatsvindt. Hollandaca dil bilgisinde olayların, eylemlerin ne kadar sıklıkla olduğunu belirten, sıklık bildiren frequencies İngilizcesi kelimeler nelerdir? Bunların bir kısmını yukarıda aldım. Altijd, soms, zelden, vaak, af en toe, regelmatig, nauwelijks, voortdurend. Bu hem geniş zamanda, hem geçmiş zamanda, hem de gelecek zamanda kullanılan cümlenin yapısını da eğer cümlenin önündeyse mutlaka değiştirebilen çok güçlü kelimelerdir arkadaşlar. Esma gaat altijd met de fiets. Esma, öznemiz. Onderwerp gaat persoonsvorm. Frequency, hoe vaak, altijd, her zaman, daima. Met de fiets, Esma her zaman bisikletiyle gider. Ali speelt soms alleen. Ali bazen yalnız oyun oynar. Eğer ki bu frequencies yani ne kadar sıklıkla meydana geldiğini belirten cümleyi cümlenin başına alırsak o kelimeyi. Altijd gaat Esma. Soms speelt Ali.
We spreken zelden Nederlands of zelden spreken we Nederlands. Bakın buradaki değişikliği mutlaka ama mutlaka görmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ze vangen vaak veel vis. Sık sık demek. Af en tu, ara sıra nadiren. Je schrijft af en tu naar je vader. Ze luisteren regelmatig naar mij. Öznemiz, fiilimiz, fiilimsimiz veya yardımcı fiilimiz. Daha sonra da ne kadar sıklıkla olduğunu, nasıl olduğunu belirtmek durumundayız burada. Ik eet nauwelijks groente. Hij mist voortdurend zijn kinderen. Yine yukarıdaki cümlenin bir başka örneği de zaman zarfları demiştik arkadaşlar. Geniş zamanda elk elk. Her defasında, her gün, her sabah, her yıl, her ay. Buradaki elk elk arasındaki tek fark şudur. İsmin de veya het hali vardır biliyorsunuz. De dag olduğu için elke dag. De ochtend olduğu için elke ochtend. Het jaar olduğu için elk jaar. Elke jaar diye bir şey söz konusu olamaz biliyorsunuz. Elke dag. Esma gaat elke dag met de fiets naar school. Ali loopt elke ochtend 3 kilometer. We bezoeken elk jaar in Istanbul. We bezoeken haar. Ze vangen elke week een dolfijn. Je schrijft elk weekend een mailtje. Het weekend, elk weekend. Dikkat etmemiz gereken şey, öznemiz, yapan kişimiz, yani onderwerp, persoonsvorm, fiilimsinin çekim hali kişiye ve zamana göre ve zaman. Ne zaman? Daha sonra cümlenin geriye kalan kısmı. Bu çok önemli biliyorsunuz. Ne zaman, nasıl ve nerede üçlüsünü dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Baby drinkt. The baby drinkt s'nachts melk. Hij mist constant zijn kinderen. Okay, volgende. Evet, onderwerpen yani özneler ve bizim bildiğimiz 3 temel yardımcı fiil arkadaşlar veya modeller, models. Bunlar models da willen, zullen, mogen, kunnen, moeten en zouden. Willen, zullen, mogen, kunnen, moeten en zouden. Dit zijn de models. Zijn'in çekim hallerini söylüyoruz. Ik ben, you bent, hij. Het is geçmiş zaman hali ise ve ik was ve waren yani tekillerde was çoğullarda waren misli geçmiş zaman hali ise voltooide tijd geweest. Worden geniş zamanda word word biraz sonra çekimlerini gösteriyorum. Geçmiş zamanda tekiller için werd çoğullar için werden ve misli geçmiş zaman geworden oluyor arkadaşlar. Hebben geniş zamanda ik heb, heb jij dat, you hebt, hij heeft. Geçmiş zaman ik had, we hadden, ik heb het gehad. Misli geçmiş zaman formu olacak. Yine öznelerimizi görüyorsunuz. Ik, jij, je, u, hij, zij, ze, het, wij, we, jullie, zij en ze. Eğer ki, şimdi bunu nasıl düşünmemiz lazım? Cümle, bu temel cümle yapısı dikkat etmenizi rica ediyorum. Öncelikle şöyle göstereyim. Öncelikle öznemiz var. Normal düz bir cümle yapıyoruz. Birinci alternatifimiz cümlede haben var mı? Veya haben'i kullanmak istiyor musunuz? Sahip olmak anlamındadır. Sein var mıdır? Dırdır anlamındadır Türkçe'de. Peki ve de bunun çekimleri var biliyorsunuz. Worden var mı? Yoksa eğer models'a bakacaksınız. Models lazım mı? Models kullanıyor musunuz? Hayır, kullanmıyor musunuz? Bu ilk dört yardımcı fiili kullanmazsanız şayet fiil veya fiilimsileri kullanıyorsunuz. Daha sonra ne zaman, nasıl ve nerede? Wanneer, who and where? Lokasyon arkadaşlar. Sizsiniz bağ. Temel cümle yapısı peki değişir mi? Eğer ki cümle zamanla, yerle veya ne kadar sıklıkla olduğunu belirten
Az önce işte öğrendiğimiz sıklık belirten, her zaman, daima, asla, 6 ay sonuç, afentü falan başlarsa hemen şu dördün önce dörtlümüze bakıyoruz. Ya haven, sein, worden veya madlıslardan biri gelir. Bunlar yoksa ve cümle içinde kullanılmıyorsa gelecek şey fiilimsidir. 5 numaradır. Werk worden. Sonra cümlemiz nasıl oldu ve nerede oldu? Vandaag ga ik naar school. Soms denk ik aan je. Fazla sıkmak istemiyorum. İkinci bölümde doğru ve hatasız cümle kurmanın kurallarından sein, worden ve haben'in bütün zamanlara göre geniş zaman gerekiyor. O konuda sizi bilgilendireceğim. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Unutmayın, inanmak başarmanın yarısıdır.